Çok değerli Cumhuriyet Halk Partililer ve bugün Anayasa Mahkemesi'nin önünde bu adalet ateşini yakan çok kıymetli Ankaralılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Başkan, Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra yaşananları gayet güzel özetledi. Son olarak da ben kendisinden buradaki eylemin anlamını sordum. Bu eylem Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yaptıkları adalet oturumuna bir dayanışma eylemidir. Bu eylemi çok kıymetli buluyoruz. Çünkü bugün karşı karşıya olduğumuz darbe girişimi Can Atalay'ın milletvekilliğinin başlayamamasını aşan bir adaletsizlikle ve bir adalet kriziyle karşı karşıya olduğumuz gerçeğinden hareketle başladığımız bir eylemliliğin içindeyiz. Bu ülkede bir anayasa var. Bu anayasanın maddeleri, her maddesi başka bir şeyi düzenliyor. Bazı maddeler birbirini takip ediyor, tamamlıyor. Ama her madde başka bir şeyi düzenliyor. Bu anayasa bir toplum sözleşmesi. Toplumlar ortak bir sözleşmeleri olmadan devlet olamazlar. Eğer toplum sözleşmesi ortadan kalkmışsa devlet ortadan kalkmış demektir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk önce o toplum sözleşmesi gereği genel seçimler hükmüne uygun olarak seçimler yapıldı. Sonra o toplum sözleşmesinin gereği genel seçimlerin sonuçlarının, kesin sonuçlarının YSK tarafından ilanından sonra üçüncü gününde meclis kendiliğinden toplandı. Dünyada parlamentoları demokrasi parlamentosu yapan şey iki ilkeden bir tanesi kendiliğinden toplanma ilkesidir. Meclis bir kraldan, bir padişahtan, bir otoriter rejimden vesayetle, çağrıyla toplanıyorsa oraya demokrasi meclisi diyemeyiz. O meclislerin başka isimleri var. Demokrasi meclisleri demokratik seçimden sonra kendiliğinden toplanır. Toplandık. Yemin töreni için toplandık. Hataylılar Can Atalay'a milletvekili görevi vermişlerdi. Onun da olması gereken salonda toplandık. O salonda yoktu çünkü üzerine kapı kilitliydi. Hapishane kapısı kilitliydi. Zincir vardı üzerinde. Yemin töreninde en yaşlı üye Sayın Devlet Bahçeli Türk milleti adına, Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu adına Can Atalay'ın ismini okuttu en genç üyeye. Can Atalay gelip yemin etmesi lazımdı. Salmadılar, edemedi. Sonra o meclis toplandı. Komisyon seçerken 600 milletvekilinden 599'unun oyuyla, oy birliğiyle İnsan Hakları Komisyonu'na seçildi. Yine salmadılar. O komisyon ki herhangi bir cezaevine gidince önünde kapalı kapı duramaz, ama o komisyonun üyesinin üstüne kapıyı kapalı tuttular. Bunun üzerine avukatları bu arkamızdaki Anayasa Mahkemesi'ne yine anayasanın bir hükmü gereğince başvurdu. Anayasa Mahkemesi burada hak ihlali var dedi. Salın diye meclise bildirdi. Milletvekili olsun diye meclise bildirdi. Bekledik, gelsin, gelmedi. Salın diye ilgili mahkemeye yolladı, ama o kararında direndi. Yargıtay'a yolladı. Yargıtay olmayacak bir iş yaptı. Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı. Tam bu aşamada Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin yaptığı iş karar tanımamak değildir. Çünkü anayasanın 154. maddesinin son fıkrası çok açık. Anayasa Mahkemesi kararları yayınlanır. Yargı, yasama ve yürütme için bağlayıcıdır. Bunu tanımazsanız anayasayı tanımazsınız. Bir başkası da Yargıtay'ın yetkilerini tanımaz.
Bir başkası meclisi tanımaz, bir başkası cumhurbaşkanını tanımaz. O yüzden biz kendi varlığımız, anayasadan aldığımız yetki birileri tarafından hiçe sayılmasın diye mecliste meclisi terk etmeme eylemi başlattık, adalet oturumunu başlattık. Şu anda o adalet oturumu 290. saatindedir. Oradan ayrılmıyor milletvekillerimiz. Geçtiğimiz hafta Ankara İl Başkanımız bir faaliyete birlikte giderken bana dedi ki, Sayın Genel Başkan, biz meclisteki eylemle dayanışmak istiyoruz. Bunun için bir adalet ateşi yakmak, onun başında toplanmak, kamuoyunun dikkatini toplamak, meclisteki eyleme, meclisteki anayasayı savunma mücadelesine destek vermek istiyoruz dedi. Şunun için önemsiyorum. Bundan sonra 81 ilimizdeki örgütlerimizi, 973 ilçemizdeki örgütlerimizi, Türkiye'nin dört bir yanındaki sivil toplum örgütlerini, meslek örgütlerini, tüm inisiyatifleri anayasaya sahip çıkmaya, meclisteki oturuma destek vermeye, ama yakacakları ateşin başında, ama yapacakları insan zincirleriyle, ama gençlerin yaratıcılığıyla ortaya koyacakları farklı eylem biçimleriyle Türkiye'nin dört bir yanında gençleri, sadece Cumhuriyet Halk Partilileri değil, muhalifleri, sadece muhalifleri değil, anayasaya saygılı tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını anayasaya sahip çıkmaya, anayasadan yetki alan tüm kurumlara sahip çıkmaya ve bir darbe girişimine karşı anayasanın ve cumhuriyetin yanında yer almaya davet ediyorum. Çünkü karşımızdaki kötücül akıl darbe girişimindeydi. Biz ilk başta meclis başkanına toplanalım dedik, olur dedi. AK Parti de, MHP de gelsin, HDP de, İyi Parti de gelsin, Saadet de gelsin, meclisteki bütün partiler gelsin, kendi meclisimize sahip çıkalım dedik. Cumhurbaşkanı yurt dışındaydı. AKP Genel Başkanı yurt dışındaydı. Uçakla döndü. Aynı 15 Temmuz darbe gecesi olduğu gibi. Nasıl birileri darbenin seyrine baktılar. Kazansaydı darbenin yanına geçeceklerdi. Kaybedince bu tarafta durdular. Ona çok benzer bir tavırla bir baktık. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı darbecilerin başına geçmiş. Madem ki sen darbenin tarafındasın, biz demokrasinin tarafındayız. Tayyip Erdoğan, biz seninle bundan sonra senin gibi bir darbecinin tam karşısındayız. Tam karşısındayız. Son sözüm şu. Gençler, geleceğinize sahip çıkmak için. Kadınlar, seçme seçilme hakkı başta olmak üzere, miras hukuku başta olmak üzere, sizi eşya gibi görüp sahiplendirmek isteyen bir grup, şu anda dört vekili olan ama Cumhur İttifakı'nın parçası olan bir grubun karşısında haklarınızı korumak için, kadının yaşam hakkını korumak için, miras hakkını korumak için, kadının tüm kanunlardan gelen haklarını korumak için, nafaka hakkını korumak için anayasamıza ihtiyacımız var. Emekçileri, emeklileri, bu ülkedeki herkesi anayasaya sahip çıkmaya, yaratıcı eylemlerle, dayanışma eylemleriyle eylemi, mücadeleyi büyütmeye davet ediyorum. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasayı askıya alma girişimine, onun araçsallaştırdığı, ona destek veren, onun maşası olmuş Yargıtay'ın darbe girişimine karşı sonuna kadar direneceğiz. Herkesi direnmeye davet ediyoruz. Burada bulunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu direnişi 81 ilde her yerde yaygınlaştırmak için Sayın Genel Başkanımızın yaptığı davete katılıyoruz. Biz de Ankara ilinde bu daveti Ankara'nın her köşesine yayacağız. Teşekkür ediyoruz.